Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlandığım bir oyun vardı. Daha önce söylemiştim zaten Fernbus oynarken özellikle söylemiştim. Çünkü TML Studios şu aşağıda görüyorsunuz zaten aynı yapımcıdan çıkmış Aerosoft'un yayınladığı The Bus. En sonunda karşımızda arkadaşlar oyun yanlış hatırlamıyorsam 25'inde çıktı. Ama ben hemen çekip yayınlayamadım size. Araya başka şeyler girdi. Bu arada 1.40 sürümü ETS'nin geldi. Hatta ona promos geldi. Onu kurmaya çalışıyorum falan. Bizim Formula 1 sezonumuz son yarışla sona erdi. Dördüncü bitirdim arkadaşlar bu arada. Merak eden varsa. Hepsine katıldım galiba yarışlarını kaçırmadan. Her neyse onu Azat'ın kanalından, yabancı oyuncudan izleyebilirsiniz. Bir sonraki sezon ne zaman olacak zaten onu da paylaşırım. Şimdi burada oyunun hani ilk giriş kısmını da size göstermek istedim. Müzik diğerinde vardı mesela Fernbus'ta vardı. Bunda müzik yok. Radyo vesaire böyle seçenekler var ama şimdi zaten açmak istemedim hani böyle telif melif bir şeyler olmasın diye. Ayarlar seçenekler kısmını göstermek istiyorum. Oyunla ilgili böyle ayarlar var burada. Baya bir şeyi ayarlayabiliyorsunuz mesela özellikle titreşimle alakalı, direksiyonla alakalı. Grafikler şu anda kendi kendine her şeyi ultra vesaire bir şeyler yapmış ama ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Belki de otomatik algılama deyip düşürmem gerekebilir. Sesler açık. Seslerle ilgili şeyi çok hoşuma gitti. Efektler kısmında mesela şurada gelişmiş seçenekler var. Buradan gördüğünüz bütün ayarların hepsini sesini kısıp açabiliyorsunuz. Mesela ben anonsları biraz kıstım. Göstergeler kısıktı. Onu biraz açtım bilmiyorum. Belki de sonradan değiştirebiliriz. Kontroller kısmında da yine aynı şeyde olduğu gibi, Fernbus'ta olduğu gibi bütün her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Hatta her otobüse özel olarak bazı şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Ben arka kapıların ikisini aynı düğmeye atadım. Eğer öyle bir şey yaparsanız da böyle kırmızıyla gösteriyor. Mesela iki şeyi aynı düğmeye iki yere atadın gibisinden. Buralara giremiyoruz. Mesela şimdi kullanıcı adı, rütbe vesaire onlar yok. Editör kısmı var. Harita mesela haritayı açamıyoruz. İşte multiplayer burada gözüküyor. O daha sonradan gelecek. Ekonomi şu an kullanılabilir değil diyor. Eğitim falan. Şu an bayağı bir seçenek açık değil ama ona rağmen oyun bu arada erken erişimde. Zaten yukarıda yazıyormuş. 59 liraya çıktı. Ben hani daha pahalı olacağını düşünüyordum açıkçası. Çünkü TML Studios'un diğer oyunları 125 lira. Ama onlar da bildiğim kadarıyla başlangıçta hani daha uygun fiyatlı çıkıp sonradan artmışlar. Bu oyunda da öyle bir şey olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Galiba öyle bir şey söylendi. O yüzden hani sonradan oynarım almayı düşünüyorum diye kafasından geçiren arkadaşlarımız varsa bence bu indirimi kaçırmayın diyorum. Şimdi buraya tıkladığınız zaman sadece değişiyor. Hani hiçbir şey açılmıyor. Hiç otobüsü vesaire göremiyorsunuz. Belki ileride değişir bunlar da. Ben de şu anda sizinle oynuyorum bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şey yapmadım yani. Daha öncesinde girip de oynamadım. İlk defa gireceğim sizinle. Gerçekçi. Yani burada mesela her şeyi gösteriyor. Otomatik vites değiştirme. Ha, vites değiştirmeyi değiştirebiliyor muyuz artık? Ne diyor? Aracın motorunu çalış. Ha, otomatik. Olmasın ya otomatik. Ha, otomatik ışıklar. Otomatik. Silecekler otomatik olsun. Onları şey yapalım. Kapılar da otomatik olmasın. Otomatik klima olabilir. Otomatik hizmetler. Lavabo. Wi-Fi mı? Vay arkadaş adamların belediye otobüsünde lavabo hizmeti mi var? Otobüs durağından direkt başlat. Ha, bu olabilir. Tamam. Burayı geçelim. Hat diyor mesela burada. Ha, bunların bazılarını seçip bazılarını seçmeyebiliyoruz galiba. Oyun tabi bazı başlama saati gece olmasın tabi. Şöyle sabah erken saatte olsun. Hadi 1 Haziran olsun. Tur 2 diyor. Bunları falan herhalde değiştirebileceğiz sonradan. Şu an hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Tur 1 diyor, 2 diyor. Peki, tamam. Bu da böyle olsun. Hava durumunu dinamik yapmayayım şimdi. Güneşli olsun. Bence güzel bir havada oynayalım. İlk şeyimizi, seferimizi güzel bir havada atalım diyorum. Yani şurada araçları görsek mesela güzel olurdu. Özelleştirdim bunu da biraz. Otomatik vites olayını bakacağım daha sonradan.
Şöyle bir başlatalım bakalım. Açılış kısmını kesmeyeceğim tabii bu sefer. Fernbus'ta bayağı uzun sürüyordu, kesiyordum. Şimdi bunu da kesmeyeyim, bakalım ne kadar uzun sürüyor. Sizle beraber ben de göreyim. Oyun dediğim gibi ultra ayarlarda seçti kendi kendine. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama onu değiştirmem gerekebilir diye düşünüyorum. Bakalım şu anda adamımız geliyor. Açılamadı. Ha, açıldı. Kullanabilirsin F1. Evet. Biraz tabii buralarda kasma oldu. Ama sanki yüklenmeyle alakalı gibi. Şöyle biraz gezelim. Hemen otobüse binmek istemiyorum. Ya ışığın yansımaları falan gayet güzelmiş yani sabah 6 yapınca. Burası şey, havaalanı. Uçakların sesleri falan da geliyor zaten. Böyle gezebiliyorsunuz. Fernbus'ta da vardı bu. Aha, Doritos reklamına bak. Adamımız koşuyor. Şey var mı? Aa, varmış valla. Şey pardon. Mercedes. Merylles lazım bize. Merylles. Mercedes logosunu biraz değişik yapmışlar tabi. Araçlar tabi hani benziyor ama şöyle vay bayağı parlıyor yalnız. Ben şimdi kısa olanını aldım bu arada. Otobüsün bir de uzun olanı var. Şöyle bir SS'le oyunumuzu başlatalım. Şimdi of ne kadar çok ses çıkıyor. Araca C ile biniyorduk. Evet. Motoru çalıştırmak için ben şuradaki düğmeyi atadım yine. Bakış açısı gayet güzel. Burada bu arada şöyle yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz. Farenin tekerleğiyle. Şeyleri yine kameraları bununla mı seçiyoruz? Evet, aynı mantıkla burada 9. 9 numaralı tuşa bilet makinesi arkadaşlar bu. İnsanlar binince ya bu da dış kamera. Şu yukarıdaki şeyler açılıyordu. Açılıyor, kapanıyor camlar. Havalandırma kısımları. Şöyle hemen bir çalıştırayım aracımı. O makine falan çalıştı, klima çalıştı galiba. Vay. İlk seferimizi yapacağız. Çok heyecanlıyım ama bayağı ses geliyor ya. Tur numarasını girin. Ha şuradan mı? Başla. Tur numarası ne ya? 50. Ha buradan yapacağız. 50. 391. Nereye basacağım? Tamam. Ha şuna basacakmışız. Evet herkes bindi zaten. Kimsenin para Allah ihtiyacı yok. Işıkları nereye atamıştım şimdi bazı şeyleri? Heh, buldum. Evet bu şeymiş tamam. Ön kapıyı şöyle hatta dışarıdan göstermek istiyorum size. Of arabanın sesi çok fazla. Bir dakika bir dakika bir dakika aracın sesini biraz kısmam lazım. Ana ses düzeyini birazcık kıssam sanki daha iyi olacak gibi. Şöyle %85 yapayım. Arka kapıları şuradaki tuşa atadım. Gördüğünüz gibi ikisi birden açılıyor. Aracın içine geçelim. İnanılmaz bir ses var şu anda. ...180 derece yaptım bu arada arkadaşlar direksiyonu. O. Biraz fazla çevirmem gerekiyor. Şimdi bakalım kasmalar falan ne durumda? Aracın içerisindeki sesler falan güzel tabii bu arada. Retarder'ımız da var. Şu an bildiğim kadarıyla herhangi bir yolcularla etkileşimimiz falan olmuyor. İşte bilet kontrolüdür,
Yok onların şikayetleridir falan. Öyle şeyler yok. Korna atamıştım sanki bir yere. Bunlar ışıklarsa. Oba. Biraz sert bir duruş oldu. He, sağa sola bakmayı ayarlamadım. Tüh. Onları şuradan yapmam gerekecek şimdilik. Oo, ışıklar yine aynı. Ben aslında şöyle sola kıvrılsam buradan. Işık olayı yine sıkıntılı arkadaşlar. Berlin'in içindeyiz bu arada. Hatta birebir ölçeklendirme olduğu söyleniyor. Yani büyük ihtimalle ben ultra ayarlarda oynayamayacağım. Şu an hani gördüğüm kadarıyla problemler var. O direksiyonu bayağı Allah. O. Kasisler direksiyonu bayağı etkiliyor. Ha, otobüs durağı ismini söyledi galiba. Şöyle detaylara bakalım aynı zamanda. Yani gayet güzel gözüküyor aslında. Şimdiye kadarki tek şey FPS problemi gibi duruyor. Ayarları düşürmem gerekecek büyük ihtimalle. Yani bütün turu çekmek istemiyorum sizlere. Bütün durakları çok uzun sürsün istemiyorum çünkü video. Şöyle. Aha, bilet istedi ablamız. Ne vermiş? Tek bilet. Tek bilet. Ha, tek bilet AB. Tamam. 1 euro verin. Tamam. Bu ne istiyor? Tek bilet AB. Basıyorum. Allah. Heh, tamam. Yanlışlıkla 6 euro veriyordum ya, yüreğime indi. Aynayı göremiyorum mesela şu anda. O bakış açısıyla alakalı biraz problem var gibi geldi bana. Bir de körüklü otobüs var arkadaşlar. Bu 13 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. O da 18 metre. İşte arada körüğü var tabii. Körüklü olmasının da bağlantılı olarak. Şöyle şeyi de göstereyim hatta size. Haritamızı da göstereyim. Ya bayağı bir uzak şu anda rota. Bir durağa daha gideriz. Orada bitiririz diye düşünüyorum. Yani daha uzun videolar isterseniz belirtirsiniz yorumlarda ama bu ilk videoda ben bir kısa çekmek istedim. Ama yani şu ana kadar gayet keyifli. Aslında bir dakika şeyi yapabiliyor muyuz hemen? Grafikler burada değiştiriliyorsa heh, tamam. Mesela çözünürlük ölçeği. Bazı şeyleri düşüreyim şimdi. Görüş mesafesi, kenar yumuşatma, işleme kalitesi, gölge kalitesi. Bakalım hani bir şey fark edecek mi? Ben materyal kalitesi çok düştü ya, ortaya düştü. Bunun yükseği yok mu? Orta veya ultra oluyor. Hadi bunu da düşüreyim. Hepsini bir tık düşüreceğim. Bir ayna kalitesi. Her şeyi bir tık düşüreceğim. Yeşillik kalitesi. Hem onu da görmenizi istiyorum. Yani bu oyunlarda genel problem zaten dur diyor. FPS problemi biliyorsunuz. Şu an kalite ne kadar değişti tabii fark etmedim hani ben. Olmadı videonun öncesi sonrasına bakarsanız. Ama tabii
Sanki FPS'te bir artış oldu. Yine arada ufak tefek takılmalar görülüyor gibi. Evet, orada bir yine. Frene çok basınca geri vitese geçiyor. Ya sıfır yanaşmışım kamyona da. Kornamız efsane. Yani aracın görüntüsü falan güzel. Tabii beni şu an çok duyamıyor olabilirsiniz. Şöyle hemen şey yapayım. Ama maalesef FPS problemi devam ediyor. Fernbus'ta yaşadığımız. Dediğim gibi bir durak daha gideceğim. Sonrasında ben video harici bitiririm zaten herhalde şeyi. Atlamalar vesaire. Şöyle şurayı da geçeyim de. İnsanlar aynı galiba şeydekilerle. Şu arka kapıları bir kapatayım. Mesela şu anda kalkıp gidebiliyoruz. Oh, burası daha ses. Mesela motor burada, araçta. O yüzden arka taraftan daha çok gürültü geliyor. Şöyle dediğim gibi gezebiliyorsunuz da. Şöyle birazcık daha uzaklaşayım da beni duyun. Yani grafikler vesaire gayet güzel aslında oyunda. Ama yani şu an hala bir FPS problemi var. Oyun erken erişimde tabii. Belki sonradan düzeltilir bilmiyorum ama almak istiyorsanız, hani zaten ileride ben alırım diye düşünüyorsanız 59 liraya çıktı. Tekrar hatırlatayım. Sonradan fiyata artacak diye biliyorum. O yüzden şimdi almanız tabii ki sizin açınızdan daha iyi olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olacak. Kanala abone olmayı, Discord sunucuma gelmeyi ve aynı zamanda Twitch canlı yayınları kaçırmak istemiyorsunuz. Twitch kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.